Şüphesiz Türk İslam medeniyetinin en önemli temsilcilerinden birisidir ve Batı medeniyetiyle Avrupa'yla Endülüs'ten sonra doğudan ve doğudan irtibat kuran devletlerden birisidir. Özellikle Balkan yayılmasıyla birlikte Osmanlılar Avrupalılarla, Avrupa devletleriyle farklı milletlerde oluşan Avrupa devletleri birebir ilişkiye girdiler. Daha çok politik ve askeri yönleri öne çıkan bu ilişkilerin arka planında hem dini hem de medeniyet çerçevesinde değerlendirebilecek çok önemli ilişkiler yumağının olduğu da önemli bir gerçektir. Hiç şüphesiz Avrupa ile ilgili ilişkileri değerlendirirken medeniyet bağlamındaki ilişkilerin de çok ciddi bir şekilde analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Bu tebliğimizde Osmanlıların ciddi siyasi bir güç olarak ortaya çıkmaya başladıkları 15. yüzyılın başlarından, yani Avrupa'da ilerlemeye başladığı 14. yüzyılın başlarından 16. yüzyılın sonlarına kadar Avrupa'da yazılmış olan eserler üzerine nasıl algılandığı konusu üzerinde duracağım. Bu konuda tabii özellikle Avrupa'da yazılmış seyahatnameler, seyyahların eserleri ile Avrupa'da basılmış olan eserler bizim için önemli bir ipucu olacaktır. Türkiye seyahatnamelerinde genel olarak Türkler ile ilgili bilgiler, gerçek bilgilerin yanı sıra çoğu zaman Avrupa'da öteden beri var olan imaj esas alınmakta ve seyahatnameler de yazılan eserlere de bu imaj açık bir şekilde yansımaktaydı. Avrupa'dan pek çok seyyah ve araştırmacılar Anadolu'ya gelerek bölgenin tarihi coğrafyasını, antik bölgeleri, askeri yapıları, dini tören ve gelenekleri, muhtelif devlet kurumlarını ve yönetim yapısını, Türk insanı ile ilgili izlenimlerini, Türk ordusunun özelliklerini, günlük hayattan çeşitli kesitleri, halkın günlük sade hayat tarzı ve temizliğini, tabii zenginliklerini, Türkiye'deki azınlıkların durumlarını kaleme almışlar ve eserlerine yansıtmışlardır. Şüphesiz seyahatnameler tarihi açıdan çok kıymetli eserlerdir. Ancak yine de seyyahların pek çoğunun eserinde Doğu ve Türkler hakkında hayali veya kasten yapılmış yanlış değerlendirmeler görülmektedir. Bunu dini taassup ve politik endişe gibi pek çok sebepleri bulunmaktadır. Özellikle içinde bulundukları ve yetiştikleri ortam onları büyük bir yargıya sürüklemekte ve gördüklerinden ziyade bildiklerini yazmaya sevk etmektedir. Bir İspanyol atasözünde söylendiği gibi uzun yolculuklara çıkanlar kuyruklu yalanlarla evlerine dönerler. Yüzyıllar boyunca kaleme alınan bu seyahatnamelerde Türk-Müslüman tanımlamaları ile Osmanlı Devleti düzenine dair verilen bilgiler birbiriyle çok ciddi farklılık arz etmektedirler. Ayrıca Osmanlıların Batı ile temaslarından 17. 18. yüzyılın sonlarına kadar Batı'da ortaya konulan bir kavram kargaşasından da bahsetmek gerekir. Konuşmamın başında belirttiğim gibi Osmanlılar Avrupalılarla ilk temasa geçen Müslüman devlet değillerdi. O yüzden ilk dönemlerde Osmanlılarla ilgili isimlendirme konusunda Sarasenler tabiri kullanılmış veya Araplar tabiri kullanılmış, Muhammedan tabiri kullanılmış veya Muhammediler tabiri kullanılmış, Müslümanlar tabiri kullanılmış, Türkler tabiri kullanılmış. Ancak 17. yüzyılın sonlarından itibaren, bu yüzyıldan itibaren Osmanlılar tabiri oturmaya başlamıştır. Tabii barbar gibi tabirlerin de Türkler hakkında kullanıldığını görmekteyiz. Osmanlı'nın ortaya çıkmasından önce özellikle Haçlı Seferleri esnasında Avrupa'da oluşan bir Türk imajı vardı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve genişlemesiyle bu imaj daha da giderek güçlendi. Osmanlı Devleti'nin genişlemesi sırasında sultanların orduları başarılı oldukça Avrupa'nın Türklere bakışının korku, saygı ve gerçek bir hayranlık karışımı olduğu söylenebilir. Bu bakış açısı 15. yüzyıl için olduğu kadar 16. ve 17. yüzyıllar için de geçerlidir. Kanuni Sultan Süleyman'ın orduları Avrupa'da ilerleyip Viyana'yı kuşatınca Almanların Türkan Fuh diye ifade ettikleri bir Türk korkusu ortaya çıktı. Türklerin sahip oldukları güçten aynı zamanda da isyanlarca kafir kabul eden Müslüman oluşlarından kaynaklanan bir korkuydu bu. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın Mohaç ve Viyana seferlerinden önceki dönem itibariyle Avrupa'da Türkler hakkında daha olumlu bir imaj bulunmaktadır. Yani Kanuni döneminin ortaları Türk imajının kırılması, değişmesiyle yeni bir evrime geçmesiyle ilgili bir dönüm noktası diyebiliriz. 1530'lar özellikle. Tabi bu da artan, genişleyen ve Avrupa'ya doğru giden bir Türk tehlikesinden kaynaklandığı açıktır. 1526 Mohaç Savaşı'nda Macar Krallığı'nın yıkılması ile
Osmanlılar'da Avusturya ile sınır komşusu olmasıyla ilişkilerin giderek daha büyük bir yoğunluk kazanması dikkat çekicidir. Türk tehlikesi Viyana kapılarına dayanmıştı. Aynı zamanda bu dönem Protestan reformu, yani Katolikler ile Protestanlar arasında bir mücadele dönemiydi. Bu sebeple Türk görünümü bu mücadeleden etkilenmiştir. Her iki taraf da Türkleri karşıt Hristiyanlardan, diğer gruplardan daha iyi görüyordu. 1530'larda bir Katolik kardinal şöyle diyordu mesela: Türkler Protestanlardan daha iyidir. Çünkü onlar Hristiyanlara hayat hakkı tanıyınca Katolik olarak yaşamalarına izin veriyorlar. Oysa Protestanlar insanlığın yaşamasına izin verseler bile ruhlarını, kimliklerini yok ediyorlar. Türkleri Hristiyan dünyasını cezalandırmak için Tanrı'nın gönderdiği bir musibet olarak kabul eden Protestan lider Martin Luther de aynı şekilde şunları söyler: Türkler herkesi kendi inancında serbest bırakır. Fakat Papa bunu yapmaz. O daha kötüdür. Papa'nın yönetimi beden ve ruh açısından Türklerinkinden daha katıdır. Gerçekten Sultan Süleyman'ın yönetimi onu tanıyan bazı batılıların hayranlığını kazanmıştır. Habsburg İmparatorluğu 5. Karl'ın İstanbul'a gönderdiği elçisi, Türk yetkililerin yeteneklerine göre görev üstlendiklerini ve bunların işgal ettikleri mevkilerin Batı krallıklarında olduğu gibi soylu doğmuş olmalarına bağlı olmadığını bildirirken şöyle yazar: Türklerde seyit doğmak bile bir ayrıcalık sağlamaz. Atamalarını yaparken sultan zenginlik ya da rütbeye bakmaz. Kişiler görevde kabiliyetlerine göre yükselirler. Bu da bir göreve ancak en layık olan kabiliyetli kişilerin getirilmesini sağlayan bir sistemdir. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'da ortaya çıkan Türk korkusu atmosferinin ortaya çıkartılmasına neşredilen eserlerde çok büyük bir etkisi olmuştur. Bilhassa 16. yüzyılda 2463 kadar kitap, broşür, hatta çeşitli isimler altında el ilanının yayınlandığını görüyoruz. Ki bunların çoğunda resimli olarak Türkler aleyhinde, özel Türklerin barbarlığı aleyhinde yayınlar bulunmaktadır. Diğer yandan 1480-1610 yılları arasında Fransa'da yayınlanan ve Avrupa dışındaki ülkeleri konu olan 524 kitaptan 80'i doğrudan doğruya Türkler ile ilgilidir. Az önce bahsettiğimiz Martin Luther, çağının en önemli bu iletişim aracı olan matbaayı çok yaygın ölçüde kullananlardan bir tanesidir. Ki neşrettiği broşürler ve e-kitapları ülkenin en uzak ücra köşelerine kadar gitmekteydi. Avrupa'da dini taassup merkezi Türk düşmanlığını geniş kitlelere yaymış ve her tarafa götürmüştür. Türk korkusunu ve huzursuzluğunu kendi siyasi amaçları için kullanan Luther pek çok yayınında bunu ortaya koymuştur. Çeşitli kitap isimleri var Luther'in yayınladığı. Ancak hemen ifade etmek lazım gelir ki bu türden olumsuz imajlar, daha doğrusu Osmanlı Devleti ve Türkler hakkındaki imaj, aynı yüzyılda ve mütakip dönemlerde Türkiye'ye gelenlerin hem seyahat yönüyle ilgilidir hem de onların şahsi olarak daha önceden aldıkları kültür ile ilgilidir. Stefan Yerasimos'un tespitlerine göre 14 ve 16. yüzyıllar boyunca Osmanlı topraklarını 444 Avrupalı seyyah ziyaret etmiştir. Bunların büyük çoğunluğu İtalyalılar oluşturmaktadır. Yani Venedik ve Ceneviz Cumhuriyeti'nden gelen. Tabii bunu 16. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren ilişkilerimizin iyileştiği Fransızlar takip etmek ve daha sonra İngilizler ve Almanlar da bunları takip eden. Bunların önemli bir kısmı, yüzden fazlası devlet adamı, bir kısmı ticaret adamı ve bir kısmı da din adamı olarak gözükmektedir. Bu seyyahların önemli bir kısmı Budapeşte üzerinden İstanbul'a gelmekte ve aynı yolu, aynı güzergahı takip etmekte. Çünkü çeşitli kervanlar vasıtasıyla geldikleri için sadece gördükleri, bu yol üzerine şahit oldukları olayları yazmakta ve pek çoğu İstanbul dışına çıkmamakta ve İstanbul'u ve İstanbul yolunda gördüklerini ve yol esnasında karşılaştıkları iyi ve kötü ne varsa hepsini yazdıklarını görmekteyiz. Mesela kaldıkları kervansaraylarda nasıl iyi muameleye maruz kaldıklarını, hatta kötü muamelelerinin de nasıl olduğunu detaylı bir şekilde yazarlar. Avrupa'da Türk imajının oluşmasında etki eden ve bu konuda yazılan en eski eserlerden birisi de Le Brocuer'in seyahatnamesidir. Burgonya Dükası Philip Le Bon'un danışma olanı Brocuer, Nicola Yorga tarafından gezginlerin en ilginci olarak tanımlanır. 1432 yılında Gant'tan yola çıkan İtalya üzerinden Kandiye, Rodos, Kıbrıs yoluyla kutsal topraklara gelen Guernat aslında kral tarafından tasarladığı bir Haçlı seferi için öncü olarak gönderilmiştir. Daha sonra bilgi toplamak üzere gönderilmiştir. Suriye, Anadolu, Trakya, Balkanları gezen Brocuer'in seyahatnamesi bütün bu ülkeler için büyük bir tarihi değer taşır. Yazarın Bursa, henüz Bizans İmparatorluğu'nun elinde bulunan İstanbul ve Osmanlı başkenti Edirne üzerine verdiği tespitler, bilgiler dikkate değer gözlemlere dayanmaktadır.
Edirne'de kendisini kabul eden Sultan II. Murat'la ilgili tasvirler dönemin modern kroniklerine birebir örtüşmektedir. Onun Türk tehlikesini öne çıkartması ve bunun için tedbir alınması söylemesi 1430'lu tarihlerde son derece önemlidir. Ki Türklerle ilgili yaptığı tespitler çok önemli ve güzel. Ona göre Türkler becerikli insanlardır. Erken kalkarlar, aza kanaat eden insanlardır. Silahları hafiftir, hızlı koşan atları tercih ederler. Ok, tirkeş, kılıç, kısa saplı, güğüz gibi silahlar kullanırlar. Türklere karşı savaşacak Avrupalıların bunları bilmesi ve ona göre davranması gereklidir. Nefret ve korku salan seyyahların yanı sıra daha insaflı ve insani bir tarzda değerlendirmeler de buradan seyyahlarda vardı. Hiç şüphesiz bütün Hristiyanlar aynı şekilde yansıtmamaktadır. Mesela Claude Cahen özellikle Türklerin Anadolu'ya ilk gittiklerinde onlara karşı sistematik bir düşmanlığının duyulmadığını, Bizans'a karşı bir cezalandırma olarak görüldüğünü ve bazı Bizanslıların Türklerden diğerlerine karşı yardım istediğini kaydeder. Şurası da unutulmamalıdır ki Bizans Kilisesi'nin baskısından kurtulan halk Türk hakimiyetinden hayli memnun kalmıştır. 16. asırda Osmanlı dünyasına gelen ve dikkat çeken seyyahlardan bir tanesi de belki en meşhuru diyebileceğiz Busbek'tir. Aşırılık Ferdinand'ın Osmanlı Devleti'ne iyi ilişkiler kurmak üzere gönderdiği seçkin bir diplomat olan Busbek, Avrupalılar içinde Osmanlı dünyasının en keskin gözlemcilerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. 1554 yılında İstanbul'a gelmiş, ancak padişahın doğuda İran seferinde olmasından dolayı Amasya'ya kadar padişahla görüşmek üzere gitmiş ve bu vesileyle Anadolu'daki Türk hayatını, insanların hayat tarzını, yeme içme alışkanlıkları gibi en detaylı bilgileri dahi seyahatnamesinde vermektedir. Busbek'in önemli bir yanı Osmanlı Devleti'nde gördüğü üstün yanları, kendi devletinde gördüğü yanlışları kıyas ederek kendi devletinde bu şekilde olması gerektiğini, bu tür uygulamaların kendi devletine transfer edilmesi gerektiğini yazmasıdır. Busbek'in elçilik heyetinde bulunan bir diğer seyyah ise bu tamamen kendi adına seyahat eden Dernschwamm'dır. Onun da 16. yüzyıl Türk sosyal, ekonomik ve kültür yapısının anlaşılması açısından seyahatnamesi son derece büyük önem taşır. O da Anadolu'nun kırsal kesimlerinde iç dönemleri, yer bölgelerindeki değerlendirmeleri son derece önemlidir. Bu karadan giden seyyahların yanı sıra denizden giden, gemilerle Osmanlı seyahat eden ve bu sahil şehirlerini anlatan bir kısım seyyahlar da vardır. Bunlardan bir tanesi mesela Salomon Schweiger'dir. 16. yüzyıl ikinci yarısında İstanbul'a gelen Schweiger gözlemlerini Almanya'dan İstanbul ve Kudüs'e yeni bir gezi başlıklı bir eserde toplamış ve bu kitap içinde gravür ve planlardan ötürü büyük ilgi görmüştür. Önce İstanbul'a gelen Salomon burada özellikle binalarla ve şehir hayatıyla ilgilenir. Ve o geldiği dönemde 1570'li yıllarda İstanbul'da kurulan İslam medeniyetinin üçüncü büyük rasathanesi olan İstanbul Rasathanesi'ni ziyaret etmiş. Buradaki gözlemlerle ilgili değerlendirmelerde ve bir takım tabii hatalı değerlendirmelerde de bulunmuştur. İstanbul'un belli başlı binalarının gösterildiği kitabında ki harita bugün kaybolmuş bulunan tarihsel eserlerin yerlerinin belirlenmesi açısından son derece önemli bir rehber olarak görülmektedir. Fransızların imtiyazları almasıyla, ticari imtiyazları almasıyla Fransa'dan Türkiye'ye gelen seyyahlarda da ciddi bir artış başlamıştır 1530'lardan 40'lardan sonra. Bunlar arasında mesela Gabriel Aramon'un elçiliği son derece önemlidir. Çünkü o aynı zamanda bir arkeolog ve bilim adamıdır. İstanbul'dayken botanik alanında ve arkeolojik alanlarda gözlemler ve değerlendirmeler yaparaktan bir kitap neşretmiştir. Yine bu dönemde dikkat çeken bir diğer Fransız Postel, Guillaume Postel, Arapça, Yunanca, İbranice biliyor ve aynı zamanda din adamı, çok ünlü bir bilgin. 1535-36 yıllarında ve 1049 yılında Türkiye'ye geliyor. Ve aynı zamanda enteresan bir görevi var, yazma toplama görevi. Yani İstanbul'daki, Anadolu'daki kıymetli yazma eserleri toplayıp ülkesine götürme. Aynı dönemde mesela bakıyoruz yine İngiltere'de İngiliz kralı doğuya giden bütün tüccarlara gittikleri seyahat dönüşünde en az 5 adet yazma getirme şartı koşuyor. Bu da medeniyetin toplanması ve toparlanması veya İslam medeniyetinin batıya transferi söz konusu olduğunda son derece önemli bir değerlendirmedir.
Bu posterin değerlendirmeleri son derece önemli. İki gezisinin sonuçlarını üç kitaptan oluşan bir eserde toparlıyor. İlk bölümde geniş ölçüde Osmanlı Devleti'nin sosyal yapısını, hukuk düzenini, evlilik konusunu özellikle ele alıyor. Türk, Arap, Fars ve Tatarların kökenleri, yasaları ve geleneklerini ayırdığı ikinci bölümde Doğu toplumların tarihleri, dilleri üzerinde bilgiler verir. Burada ayrıca Türk ve Osmanlı kavramlarını da tartışır. Ve bu konuda çok ciddi hatalar yapar. Çünkü kullandığı kaynak bir Ermeni bilim adamı veya din adamı olduğu için bu tür hatalar yapabiliyor. Poster eserin 3. bölümünde pek çok kaynağın ışığında Osmanlı Devlet Örgütü'nü ele almakta ve değerlendirmektedir. Mesela divandan söz ederken buradaki davaların çabuk görülüp karara varılmasından hayranlıkla bahseder. Der ki, çünkü burada kılı kırk yararcasına davaları aylarca uzatan avukatlar yoktur. O, padişahın divan toplantılarının tehlikeli bir pencereden izlediğini de işaret ederek böyle bir pencerenin Fransız kralı için de gerekli olduğu konusu üzerinde durur. Devşirme sistemin uygulanmasıyla ilgili Avrupa'da bilinen yanlışın, yani 10 çocuktan bir tanesinin alındığını düzeltir. Ve bunun böyle değil, onun yerine aile içerisinde iyi yetişmiş olanlardan bir tanesinin alındığını ve onunla ilgili de bir sürüdeki iyi koyunların ayıklanması biçiminde olduğunu ifade etmektedir. Sarayda 700-800 civarında Hristiyan çocuğu bulunmaktadır ki bu devşirme sistemi ve Osmanlı idaresinde çalışan devşirmeler Avrupalıların özellikle seyyahların çok ciddi dikkatini çekmektedir. Buzbek gibi posterde sürekli Osmanlı ülkesinde gördükleriyle kendi ülkesindeki aksaklıkları karşılaştırmakta ve kendi ülkesindeki insanlarına tavsiyelerde bulunmaktadır. Yine Türklerle ilgili aza kanaat etmeleri, temizlik, hamamlar, ibadet yerlerindeki sükunet ve onların gözünden kaçmamaktadır. Posterlerin yazılarında Türkler aleyhinde kimi yargılara rastlanmakla birlikte o döneminin en tarafsız gözlemcilerinden birisi olarak gözükmektedir. Sorunlara daha insancıl bir bakış açısıyla eğiliyordu. Bu sebepledir ki Poster Türklerin, yani şeytanın avukatlığını yapmakla Avrupa'da suçlanmıştır. Poster bütün semavi dinlerin, yani Müslümanlık, Hristiyanlık ve Museviliğin çeşitli ilkelerinin uzaklaştırılmasından gerçek bir din doğabileceğini savunmuştur ve bu yüzden cezalandırılarak manastıra kapatılmıştır. 16. asırda Türkiye'yi ziyaret eden Fransız seyyahların üzerine durdukları ortak noktalardan biri, bütün ülkede tam bir sessizliğin, yani güvenin hakim olmasıdır. Geceleri sokak fenerlerini yakan birinin bu işi tek başına yapması onlara şaşırtıcı gelmiştir. Paşaların kurduğu divanda o kadar büyük bir sessizlik hüküm sürmektedir ki, Fransa'da 6 kişinin çıkardığı gürültüyü burada 10 bin kişi çıkarmaz diyen seyyahlara bile rastlanır. Topkapı Sarayı'da 3-4 saat nöbet bekleyenlerin yerlerine asla kımıldamamaları, ellerin dahi oynatmamaları postere son derece ilgi çekici gelmiştir. Sadelik, basitlik, giysilerin ucuzluğu da hemen hemen bütün seyyahların gözünden kaçmaz. Bir seyyah, 4 Türk askerin yediğinin Fransa'da ancak bir askeri yeterli olduğunu ifade etmektedir. Son olarak İngiltere'den gelen İngiliz seyyahlarla ilgili değerlendirmeler. Tabii bir kısım şeyleri atladım çünkü süre doluyor. Avrupa'da mesela Montaigne'in Denemeler kitabında da Türklere çok ciddi atıflar ve Türk ahlakına yönelik değerlendirmeler ve güzel örnekler bulunmaktadır. Mesela bir yerde diyor ki, Türkler o kadar merhametli ve ahlaki değerleri yüksek insanlar ki hayvanlar için bile hastane yaptıracak kadar iyiliksever olduklarını söylemekte fayda var diyor. İngiltere'ye tabi ilişkiler 16. yüzyılın son çeyreğinde başladığı için çok az seyyah ve idareci geliyor. Özellikle onların Elizabeth the First, 1. Elizabeth döneminde yaşamış Richard Knowles'un yazmış olduğu Türklerin Genel Tarihi başlıklı eser dikkat çekmektedir. Knowles eserinde Türklerden bahsederken dünyanın hali hazırdaki dehşeti tabirini kullanmaktadır. Paul Rico ise 17. yüzyılda Osmanlı Devlet yapısının adli, askeri ve mali örgütünün dinsel yaşamının kusursuz bir tablosunu çıkartmayı başarmıştı. Fakat şunu da ifade edelim ki İngiliz seyyahları arasında 18. yüzyıl başlarına 1720'lerde Lale Devri'nde İstanbul'a gelen Lady Mary Wortley Montagu'nun değerlendirmeleri son derece dikkat çekicidir. Zira o her şeyden önce Türkler hakkında batıda yerleşmiş düşüncelerin geçerli olmadığını özellikle vurgulamış ve bu tür yargıların oluşmasında payı bulunan seyyahları çok ağır bir şekilde eleştirmiştir.
Hatta Doğu ile ilgili seyahat yazılarının tümü yalanlarla ve saçmalıklarla dolu olduğunu açık bir şekilde kritik ederekten ifade eder. Türklere karşı duyulan korku, hayranlık karışımı duygular Batı'da en azından bir yüzyıl daha devam eder 16. yüzyıldan sonra. Mesela Moyler'in oyunlarında Türk sözcüğünün hem iyi hem de kötü anlamda kullanıldığını görebiliriz. Bir oyunda canlandırılan kişi şeytan, Türk ve kafir olarak nitelendirirken bir başka oyunda ise bir Türk kadar güçlü, kuvvetli tabirini kullanır. Sonuç olarak Osmanlıların Balkanlarda yayılması ve yerleşmesiyle Avrupa'da Osmanlılara karşı gelişen ilgi yalnızca Türk düşmanlığı ile sınırlı kalmamış. Bunun yanı sıra Türklerin yani Osmanlılara genel tabiriyle sosyal hayatını ve medeniyetlerini ile devletin yapısının alıştırmasına kadar geniş bir alanı kapsamıştır. Bir kısmı kalıpsal önyargılara yaklaşırken bir kısmı da anlamaya yönelik veya doğruyu aktarmaya yönelik çalışmalar yapmışlardır. Nitekim Avrupa'da herkesin Türklere karşı aynı gözle bakmadığı muhakkaktır. 16. yüzyılda Türkleri tehlikeli bir kuvvet, şer ve bela kaynağı, şeytanın aleti ve Allah'ın laneti olarak gören zihniyetin ötesinde Avrupalı ciddi ve zeki gözlemciler, felsefi genellemeleri bir yana bırakarak Türklerin muzaffer oluşlarındaki sırrı ve sebepleri öğrenmek için devletin idari sistemini derinden derine tetkik etmeye başlamışlardır. Bu tür çalışmalar Osmanlı dünyasını ve medeniyetini daha doğru anlama ve değerlendirmeye imkan ve fırsat tanımıştır. Tabii Osmanlı dünyasından, İslam dünyasından götürülen yazma eserlerin de ciddi bilim adamları tarafından incelenip değerlendirilmesiyle doğru sonuçlara vardığını veya doğru sonuçları gördüklerini ifade etmekte fayda var. Sabrınız için çok teşekkür ediyoruz. Salim Aydız'a biz teşekkür ederiz. Süresini çok ekonomik kullandığı için. Mukayeseli çalışmalarda genellikle Osmanlı-Avrupa karşılaştırıldığı zaman daha sonraki devirler göz önüne alınıyor. Salim Aydız bizi biraz daha erken bir döneme, 15-16. Yüzyılda Osmanlı algısına getirdi. Bu anlamda özellikle teşekkür ederiz. İkinci konuşmacımız Mustafa Demirci, Profesör Doktor Mustafa Demirci. Mustafa Demirci bize medeniyetlerin zaman algısı ve İslam medeniyetinin devirleri meselesi konusunda bir tebliğ sunacak. Sanırım hocam uzun zamandır bu konuda meşgul aynı zamanda. Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. Sevgili gençler, değerli misafirler, değerli bilim adamları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sempozyumlarda bu kadar kalabalıklara konuşmaya alışkın değiliz. Biz çok sıradan bazı insanlarla muhatap oluruz ancak görebildiğim kadarıyla son derece hevesli, dikkatli bir genç akademisyen adayı, bilim talebesi kadroyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla böyle bir manzara benim konuşmamın daha heyecanlı, daha içten olmasına en önemli motivasyon olacaktır. Hepinizi bu vesileyle tekrar selamlıyorum. Şimdi efendim, aslında buraya gelmeden uzun uzun düşündüm. Sizinle paylaşacağım çok şey var. 30 dakikaya sığdırabilir miyim diye. Ama şimdi benim sınıf arkadaşımın birisi gelmedi. Onun zamanının yarısını istiyorum. Hocam zamanımızı riayet etmemiz gerekiyor. Peki. Peki efendim, peki. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun sıklıkla tekrar ettiği bir vurgu vardır. Bir medeniyet oluşurken onu oluşturan en temel unsurlardan bir tanesi varlık, bilgi, değer. Bu varlık, bilgi, değer felsefesinin yansıması olarak zaman, mekan ve düzen vurgusu yapar. Bana kalırsa son derece isabetli bir tespit bu. Şimdi buradan hareket ettiğimiz zaman İslam herhangi bir medeniyetin varlık, bilgi ve değer alanında geliştirdiği değerlerin zorunlu olarak zaman algısına da bir yansıması vardır. Çünkü her medeniyet bütün insanlık tarihini kendi özel tarihiyle uyumlu bir şekilde yorumlayarak tarihin, zamanın ve mekanın merkezine kendisini oturtarak kendini tanımlar. Orada da ben idrakini, kendisini anlamlandırır ve kendini anlamlı bir yere koyar. O bakımdan bütün medeniyetlerin mutlaka bir zaman tasavvuru vardır ve geliştirilmiştir. İslam dünyasında bu konuyu en ciddi bir şekilde dert edinen düşünürlerimizden bir tanesi yine Cezayir Fransız hattında yetişmiş bir düşünürümüz Malik bin Nebi hemen bütün kitaplarında bir medeniyetin kurulabilmesi için öncelikle toprak, sonra insan ve sonra zaman meselesini çözmesi gerektiğini söyler.
Tabii ben Malik bin Nebi'nin medeniyetle ilgili görüşlerine girecek değilim. Konumla ilgili meseleye doğrudan girmem gerekirse, orada Malik bin Nebi diyor ki, her medeniyetin mutlaka bir miladı ve başlangıç noktası vardır. Umumiyetle de medeniyetlerin bu miladı ve başlangıç noktası, o medeniyetin kurulu olduğu değerler sisteminin başlangıcıyla başlar. Dinler de vahiy ile başlar. Din, herhangi bir dine dayanmaz. Medeniyetlerde ise efsaneyle ve mitolojiyle başlar. Aynı şekilde İslam da böyledir. İslam'ın tarihi de vahiyle başlardır der Malik bin Nebi. Çünkü bu olay dünyanın kaderini alt üst edecek gelişmelerin ve yeni bir medeniyetin başlangıcını temsil eder. Çünkü diyor bu milatlar o kadar önemlidir ki ondan sonra insanların bütün tercihlerine, bütün kanaatlerine, yaşam tarzlarına yön veren bir startı başlatır. Ondan dolayı da her medeniyet kendi miladına göre işler ve zihni ameliyesi mantığı öyle işlemesi gerekir. Burada bir arıza yaşarsanız medeniyetin pek çok alanlarında arıza yaşarsınız der ve İslam'ın ortaya çıktığı coğrafyaya dikkat alarak daha önce 24 saatten öte bir zamanlar olmayan bu çölün içerisinde kaybolmuş milletler vahiy ile beraber artık dünya tarihinin en önemli aktörü olmuştur. Geçen 14 asırlık zaman içerisinde de böyle devam etmiştir der. Yine Malik bin Nebi burada bunun İslam ümmetinin en temel meselesinin yaşadığı olayın tarihinin hangi döneminde yaşandığının tespit edilemediğini söyler. Çünkü der ona göre bir insan hayatının hangi devre, hayatının değişik aşamalarına uygun hareketler ve refleksler gösterir. 19 yaşında, 40 yaşında, 60 yaşında, 80 yaşında bir insanın söyleyeceği, yapacağı tavırlar nasıl yaşıyla mütenasip ve paralel olarak gelişirse medeniyetler de böyledir. Medeniyetlerin de kendi refleksleri yaşadıkları devirlere uygundur. O bakımdan herhangi bir olayın kendi tarihinin hangi safhasında meydana geldiğini o devre uygun fikir, hareket ve duyguyu tespit ederek anlamlı ve doğru bir şekilde tespit ederiz. Yoksa başkasının yaşadığı tarihi temel alarak bunu anlayamayızdır der. Malik bin Nebi'ye göre İslam dünyasının en temel medeniyet problemlerinden bir tanesi zaman meselesidir. Bu iki boyutludur. Zamanı kullanılma meselesi bir de bir medeniyetin zaman bilinci meselesidir der. Bugün biz tarihin hangi noktasındayızdır der ve der ki o zaman ben tarihleri güncelleyerek söylüyorum. O kendi yazdığı tarihleri vermiş. Biz zamanın 2013 yılında değiliz der. Biz zamanın 1434 yılındayızdır der. Niye böyledir? Çünkü bu konuda medeniyet oluşturmada insanların zaman algısı çok temeldir. Tarihi ve zaman konusunda yapılacak bir intihal veya bir tercüme o medeniyet için, o toplum için en büyük intihardır der. Değerli dostlar, medeniyet ve zaman meselesiyle ilgili tabii bir medeniyetin dünyasına üç tür zaman sorusu sorulur. Bunlardan bir tanesi fiziksel zaman veya varlığın zamanıdır. Kozmik zaman dediğimiz zamandır. İkincisi kurumsal veya dünyalık tipolojik zaman dediğimiz zamandır. Üçüncü ise tecrübe veya bireyler arasındaki ilişkileri tanzim eden zamandır. Birinci zaman evrenin ne zaman nasıl başladığıyla ilgili soruları sorar. Bu aslında birinci derecede felsefenin konusudur. İkinci zaman dünyanın üzerinde işleyen zamandır ve dünya üzerindeki uzun ömürlü yapıların, kurumların, müesseselerin zamanıdır. Yani medeniyetlerin zamanıdır. Çünkü yeryüzünde insanoğlunun üretip koyduğu yapıların en uzun ömürlüsü olanlar medeniyetlerdir. Devletler, siyasi yapılar, gündelik hayatlar nispeten daha geçicidir. Üçüncü olarak da tecrübe ya da özneler arası zaman dediğimiz, belki bizim gündelik zaman dediğimiz meseledir. Şimdi bir medeniyetin kurulabilmesi için veya bir dine dayalı bir medeniyetin zaman içerisinde kalıcı olabilmesi için öncelikle kendine ait bir kültür, ikinci olarak da yaşanabilir bir gündelik hayatı ikame etmesi gerekir. Eğer kendine ait bir kültür, yaşanabilir bir gündelik hayat, bunların sentezinden bir medeniyet oluşturamazsa dinler ayakta kalamıyor.
Dinlerin zaman içerisinde sürekli olmasını sağlayan medeniyet, ürettiği medeniyetlerdir. O bakımdan gündelik hayat son derece önemlidir. Her medeniyet ortaya çıkarken kendine göre bir gündelik hayat tasnif eder ve ona göre yaşar. Çünkü orada o zamanın gündelik hayatlarındaki kullanışları, anlamlandırmaları, kimliklerini tanımlaması, gündelik hayata yükledikleri anlamlar en temelde o medeniyetin ortaya koyduğu, arkasında iddiasıyla duyduğu temel değerlerin bir yansımasıdır. Doğrusu bu medeniyetlerin gündelik hayatıyla ilgili 20. yüzyılda özellikle Türkiye'de yetişmiş edebiyatçılarımız çok ciddi kafa yormuşlar. Özellikle Türk toplumunun modernleşme sürecinde, hayatımız modernleşirken, gündelik hayatımızın dönüşmesi, o zaman mefhumunu nasıl allak bullak ettiğini en iyi ifade eden metinlerden bir tanesi, Ahmet Haşim'in toplam 2 sayfalık Müslüman'ın Saati adlı o veciz makalesidir. Burada diyor ki, İstanbul'u yenileştiren ve yerlisini sarsan, şaşırtan istilaların en gizlisi ve en tesirlisi yabancı saatlerin hayatımıza girişidir der. O bildiğimiz saat değildir. Yaşadığımız saattir. Eskiden dinden, ırktan, gelenekten, ananeden aldığımız kendimize göre bir hayat tarzımız ve saatlerimiz vardı. Müslüman gününün başlangıcı şafağın pırıltıları ile başlar ve nihayetini akşamın ziyaları ile tamamlardık. Ancak bu Avrupa'nın zaman sisteminin gündelik hayatımıza girmesiyle beraber hayat tarzımız, uslubu hayatımız, yaşantımız, değerlerimiz nasıl savruluyor, değişiyor? Bunu bu makalede uzun uzun anlatıyor ve sonunda diyor ki, şimdi Müslüman evinde saat başka bir alemin vakitlerini gösterir gibi bizim için gece olan saatleri gündüz, gündüz olan saatleri gece rengine renginde gösteriyor. Çölde yolunu şaşıranlar gibi biz de, biz şimdi zaman içerisinde kaybolmuş kimselerizdirler. Benzer konularla ilgili çok ciddi ciddi kafa yoran bir diğer isim hepinizin tanıdığı Ahmet Hamdi Tanpınar. O diyor ki 5 vakit namaz, oruç, sahur, seher, her türlü ibadet saati. İşte orada medeniyetlerin kendi tarihsel hafızalarını ve zaman algılarını görürüz. Çünkü insanoğlu, insan beyni zamanı ve olayları kategorize ederek anlar. Zamanı ve olayları asır, gün, günün saat, asır, yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniyelere bölerek anlarız. Bunu yapmadığımız zaman uçsuz bucaksız, belirsiz bir zaman algısıyla karşı karşıyayız. Biraz bu bilimsel bir ön şarttır aslında. Bilim de bunu gerektiriyor. Olayları anlamak için zihninizin içindeki kategorilere göre ayrıştırmanız lazım. O yüzden de eski çağdan beri hemen bütün medeniyetlerde modern zamanlara kadar geçmiş zaman karşısında kendi konumlarını tanımlayan yaşadıkları tarihi tecrübe üzerinde anlamlı bir şekilde yerleştirecekleri kendilerine özgü bir zaman skalası mutlaka geliştirmişler. Günümüze kadar her medeniyetin bu anlamda bir zaman sistemi ola gelmiştir. Bu konuda en sistemli, en eski zaman sistemi Hint Budist medeniyetine aittir. Çünkü bu medeniyet için zaman, bu medeniyetin felsefesini, tarihini ve gündelik hayatını, her şeyini belirleyen bir şeydir. Ve dörtlü bir zaman sistemine sahiptir. Yuga kelimesi çağ anlamına gelir. 4 aşamalı bir zaman tasnifine sahip Hint medeniyeti. Krita Yuga, Treta Yuga, Divapa Yuga'dır. Onu ben yanlış yazmışım. Ve Kali Yuga. Bu zamanların her biri yukarıdan aşağı azalarak gelir. 4000 yıl ilk aşama, ikincisi 3000 yıl, üçüncüsü 2000 yıl, Kali Yuga 1000 yıldır. Ve bu her devrin kendi ömürlerinin %10'una tekabül eden şafak ve grup vakitleri vardır. Bu geçiş dönemli zamanlarıdır. Topladığınız zaman 12.000 yıllık bir devreyi zaman sistemi ortaya çıkıyor. Fakat bu 12.000 yıllık zaman sistemi insani zaman değildir. İlahi bir zamandır onlara göre. Her bir zaman, her bir yıl 360 yıla tekabül ettiğinden çarptığınız zaman 4.320.000 yıllık bir zaman ortaya çıkar. Bu da yetmez.
Burada Indra ve Brahmaların ömürleri devreye girer. Çünkü de bu da büyük bir döngünün küçük bir parçasıdır. Dolayısıyla her Indra'nın ömrü 71 bin yıla tekabül eder. Her Brahman'ın ömrü 108 bine tekabül eder. Dolayısıyla bu rakamları 4 milyon 320 binle çarptığınız zaman astronomik rakamlar çıkar ki bunun önemi şuradan gelir. Hint felsefesinde varlığın temeli zaman meselesi üzerinden tartışılmıştır. Zaman bölünür mü bölünmez mi? Nasıl ki Yunan felsefesinde Demokritos felsefesine göre evrenin başlangıcını madde teşkil ederse Hint felsefesinde de evrenin başlangıcı problemini şey üzerinden tartışır. Zaman üzerinden tartışır. Aslında bu inanç Peygamber Efendimiz zamanında Mekke toplumunda da vardı. Dehriyun denen bir akım vardı. Ateistlerdi. Ateizmin iki tane giriş kapısı vardır. Bunlardan bir tanesi zaman tartışmasıdır. Bir tanesi de atom tartışmasıdır. O bakımdan evren sonsuz bir zaman içerisinde var olmuştur. Ve bu sonsuzluk içerisinde devam eder. Bu kadar zamanı sonsuz yaparsanız zamanın içine kattığınız her şey ölümlü ve süreli hale gelir. O bakımdan da bir tanrı tasavvuru geliştirilemez. Hint Budist medeniyetinin geçirdiği bu zaman sistemi başka çağlarda da etkili olmuş. Hesiodos'a göre Helen Yunan geleneğinde altın çağı, gümüş çağı, bronz çağı, demir çağı ve kahramanlar çağı. Bir önceki Kali Yuga karanlık çağıdır Hindistan'da. Burada da kahramanlar çağı bir karanlık çağıdır. İran ve Helen geleneğinde de üç aşağı beş yukarı aynı kalıp kullanılır. Kalde öğretisinde de dört başlı savaş arabası imgesi dört zamana tekabül eder. İbrani geleneğinde de insanlığın dört aşamadan geçeceğine inanılır ve bir İbrani heykeltıraşları heykellerini yaparken heykellerin başlarını altın, göğüslerini gümüş, karın ve kalçalarını bakır, bacak ve ayaklarını demirden yapmışlardır ve bu zamanı simgelemek için. Mısır'da da altın, gümüş ve bronz çağlarından oluşmak üzere üç tür zaman var. Azteklerde de benzeri var. Maya ve Azteklerde de benzer şey var. Güneş yılı kaplanların güneşi yemesi çağı, ateş güneşi çağı, rüzgar güneş çağı gibi değişik zamanlar var. Kuzey Amerika yerlilerinde de bizon öküzü imgesi kullanılır. Bu öküzü okyanusun dalgalarına karşı yerleştirmişler güya ve her yıl bu öküzün bir tüyü dökülerek, böyle bir Amerikan filmi de vardır aslında, tüyü dökülerek zamanı tüketirler. Ve bugünkü Kuzey Amerika yerlileri bu öküzün tüylerinin tamamen döküldüğünü, ayaklarının tamamen yok olduğunu, tek bir ayağının kaldığını, dolayısıyla zamanın sonuna gelindiğine inanırlar. Şimdi buranın bir özetini verirsek, bir defa modern insanın tarihi bir evrim ilerleme süreci olarak görmesine karşılık, burası çok önemli, yukarıdaki sunduğum bütün medeniyetlerin zaman tasniflerinde modern öncesi insan tarihi daima bir gerileme, bir düşüş olarak düşünülmüştür. Dikkat çekiyor. Geleneksel bakış açısına göre varlık yüce ve asli bir konumdan sıradan fani bir konuma inmektedir. İnsanlığın bütün geleneksel metinlerinde daima bir düşüş olgusu yer almaktadır. Dört devre ve dört kuşak boyunca devam eden, gittikçe artan bir çöküş sürecinden bahsedilir. Geleneksel anlayış, modern anlayışın tam aksine insanlığın kökeninde hayvansal mağara insanının değil, bir üstün insanlığın olduğunu tarih öncesi devirlerde bir tanrılar çağının yer almış olduğunu savunur. Bu yüzden bütün kutsal kitaplarda insanların en eski metinlerinde niçin evrimi teyit eden ve hiçbir şey bulunmayıp tersine daha aydınlık ve insanüstü bir geçmişin varlığına ilişkin sabit bir fikirle karşılaşıldığının izah edilmesi gerekir. Zamanın gerileme süreci tek tanrı dinlerle tersine döner. Çünkü tanrıyı, Allah'ı zamanın dışına bırakarsınız, zamanın başı ve sonu ortaya çıkar. O yüzden de Yahudilik ve Hristiyanlıkla beraber zaman bir başlangıçtan sona doğru ilerleyen bir yapıya dönüşmüştür. Ancak bunu ilk sistemleştiren Saint Augustine olmuştur. Tevrat'taki evrenin 7 günde yaratıldığı fikrinden hareketle insanlık tarihinin 6 dönemde tasnif edilebileceğini, çocukluk, buluğ, gençlik, olgunluk, yaşlılık, bunu da peygamberler tarihine uyarlayarak Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Davud, Babil sürgününden sonra ve Hazreti İsa'nın doğması ve dünyanın sonu olarak yorumlamışlardır. Daha sonra İspanyol, Sevillalı Isidoro isimli bir tane Katolik rahip, Hazreti İsa'nın doğum tarihinin
merkeze alarak dünyanın tarihini milattan önce ve milattan sonra şeklinde tasnif etmiştir. 12. yüzyılda Flourishli Jahim ise altılı taksimi teslise uyarlayarak Tanrı'nın egemenliği, Hristiyanlık çağı, gelecekte kutsal ruhun egemenliği şeklinde 3 kalıba dökmüştür ve ilk defa Hristiyanlık ilahiyatına milenyum kavramını sokan şahıs budur. Bugünkü tasnifin ortaya çıkışı ise Alman bilim adamı Christoph Calrius tarafından ortaya çıkmıştır. Ona göre eski çağ başlangıcından 476'ya kadar, orta çağ 476-1453'e kadar, yeni çağ 1453'ten 1789'a kadar, o da sonradan ilave ediliyor. Dolayısıyla bugünkü çağ taksimi bu şekilde ortaya çıkıyor. Burada da dikkat çekmemiz gereken bir nokta var. Bir defa bu çağ taksimlerini yapan insanların tamamı Hristiyan din adamlarıdır. Ve ağırlıklı olarak üçlü sistemi icat edenler ise Protestan rahipleridir. Ve Katolik din adamlarının başlattığı bu çağlara ayırma sistemini daha sonra Protestanlar tamamlamışlar ve kemale erdirmişler. Aydınlanmayla beraber aydınlanma felsefesi de bunun üzerine oturtularak bugünkü çağ taksimi, Avrupa merkezci çağ taksimi ortaya çıkmıştır. Bu çağ taksimine göre Yunan, Roma, Bizans, Hristiyanlık, Rönesans, Reform, aydınlanma, sanayi, devrimi ve modernite şablonu üzerine oturtulmuş bir tarih şeması var. Sömürge eğitimine paralel olarak geliştirilmiştir. Avrupa'yı merkez almıştır. Avrupa dışı ve insanların köklü medeniyetlerini bunun dışına itmiştir. Ve bu taksimde ve skalada şey görülmez. Başka tarihleri göremezsiniz. Parantez alınmıştır. Bunun çok sakıncaları var. Bir defa farklı ritimlerde başka medeniyetleri burada anlayamazsınız ve göremezsiniz. Milattan sonra 476 yıl Avrupa için çok önemli bir milat olabilir. Hint dünyasını ne kadar etkilemiştir? Bunun karşılığı yok. Çin'i ne kadar etkilemiştir? Bunun karşılığı yok. Dolayısıyla Avrupalıların da böyle bir iddiası yok. Alın bunu kullanın demiyor ama nitekim bunlar tamamen Batılıların kendilerine göre uydurdukları bir şey. Fakat başkaları kullanıyor. Avrupa merkeziliğin birkaç yüzyıllık tarihi birçok bin yılı kapsayan eski tarihlere karşı çıkarmak ve hala incelenmemiş bütün Helenizm öncesi tarihleri eski çağ olarak kategorize etmek, bunları tamamen tarihten silmek demek yok, görmemezlikten gelmek demektir. Kaldı ki Avrupa'nın orta çağa yüklediği anlamla Batı Avrupa dışı medeniyetlerinin orta çağı farklıdır. 9. yüzyılda Avrupa'da insanlar ağaçlara tüneyerek yaşarken Bağdat 1 milyon nüfusa sahiptir. Ve bu tarihlerin doğuyla batının tarihi bir terazinin kefeleri gibidir. Biri yükselirken biri gerilemektedir. Birisi tarihinin en karanlık devirlerini yaşarken öbür taraf tarihinin en parlak devirlerini yaşar. O bakımdan bizim kendi tarihimizin, Avrupalı tarihçilerin kendi tarihlerine yükledikleri anlamlarla anlatmaya kalkmak tarih bilincimize, medeniyetimize yapabileceğimiz en büyük kötülük ve hakaret olur. Bir insanın kendi tohum tarihini başkalarına uyarlayamazlar. 80 yaşındaki bir insanın hayat serüveninin aşamalarıyla 20 yaşındaki bir gencinki farklıdır. Avrupa bizden 700 sene daha yaşlı bir uygarlıktır. Kısacası arkadaşlar, Avrupa merkezli bu paradigmalara bağlı kalamayız. Ama bunun karşısına da alternatifler koymak gerekiyor. Bir defa her şeyden önce İslam medeniyetinin devirlerinin yapılması gerekir. Bu devirlere ayırmanın kendi içerisinde sıkıntıları var. Her şeyden önce bir terminolojiye ihtiyacımız var. İkincisi, sadece Türklerin tarihini, Arapların tarihini, İranlıların tarihini bu şeylere, devirlere esas alamayız. Bir medeniyet dünyası içerisinde bir millet ne kadar aktif olursa olsun o medeniyetin tamamını ifade edemez. Son tahlilde o medeniyetin küçük bir parçasıdır. Türkler İslam medeniyeti sahnesinin en aktif ve başrol oyuncusu olmasına rağmen Türk tarihi üzerinden İslam medeniyetini tasnif edemeyiz. Nitekim Zeki Velidi Togan, İbrahim Kafesoğlu Türk tarihini tasnif etmeye kalkmışlar, becerememişler. Çünkü bir milletin tarihine bağlı olarak yapamayız. Tasnifler ancak medeniyetleri temel alarak yaparsınız. Eğer bir medeniyet krize girerse en batısıyla en doğusu arasında o krizi hissedersiniz. 19. yüzyıla geldiğimiz zaman İslam dünyasının hemen her tarafında benzer çöküş ve gerileme belirtileri var.
O bakımdan doğulu Müslüman milletlerin tarihini tasnifini yapabilmemiz için, bunlarda sağlıklı bir tarih ve zaman bilinci oluşturabilmemiz için İslam medeniyetinin kendisini temel alarak bir tasnifin yapılması gerekiyor. Milletleri aşan bir şey gerekiyor. Hemen kısaca özetleyeceğim Sayın Başkan, uzatmayacağım. Fakat çok dramatik bir durum. İslam dünyasında bu konuya hiç kafa yorulmamış. Daha uzun zamandır da az önce başkan da dikkat çekti. Bu konularla ilgilenen bir insanım. Müslüman dünyada İslam medeniyetini ayağı yere basar bir şekilde tasnif eden çalışmalar yapılmamış. 3 tane çalışma var. Ekrana yansıttığım gibi bir tanesi Solomon de Gouthey'nin A Play for Periodization of Islamic History diye bir makalesi var. Çok kısa ve özlü bir makale. Bu adam da önemli bir adam. Fernand Braudel'den bana kalırsa daha büyük bir tarihçidir. 6 ciltlik A Mediterranean Society diye bir kitabı var. Ortaçağ Müslüman dünyasını çok iyi bilen bir adam. İkincisi hepinizin yakından bildiği Hudson'ın çalışması, İslam'ın serüveni kitabı. Bu çok ilginç bir kitap. Tamamen kendi yaptığı tasnife göre kitabını yapılandırmış. Üçüncüsü de André Miguel'in İslam ve Medeniyeti, rahmetli Cemil Meriç'in Kültürden İrfan'a da Müslümanlar baksınlar ve görsünler bir tarih nasıl yazılır dediği bir kitap. Fransız Yüksek Akademisi'nin ödülünü almış bir kitap. Şimdi bunları kısa kısa sadece şema olarak tasniflerini yapıp bitirmek istiyorum. André Miguel'in tasnifinden başlarsak o şöyle bir tasnif yapıyor. Genişleme ve yayılma çağı 610-750, Bağdat Halifeliği çağı 750-1050, Türk-Moğol hegemonyası ve İslam'ın yeni çehresi 11. yüzyıl, 18. yüzyıl, emperyalizm ve Arap Rönesansı diyor. Tabi André Miguel'de bir şey dikkat çekiyor. Özellikle Arapların tarih içerisindeki dalgalanmalarına biraz fazlaca dikkat etmiş. Çünkü Fransız ve Arap sömürgeleri var. Zannediyorum oralardan etkilenme var. Gouthey'nin tasnifi ise ilginç. İslam'ı 500 yıllarında İlaf Kurumu'nun kurulmasıyla başlatıyor. Bir din olarak görmüyor. Yükselen Arap tüccar burjuvasının siyasi ideolojisi olarak görüyor. Teferruatlara girmek istemiyorum. Çok söylenecek şeyler var. Arabizm ve Arap İslam devri 500-850. İkincisi Ara medeniyet devri 850-1250. Ama oryantalizmin kullandığı aracı medeniyet anlamında kullanmaz. Onu hemen söyleyeyim. Üçüncüsü kurumsallaşmış teritoryal Arap olmayan devir 1250-1800. Milli kültürlere geçiş İslam'dan ziyade kökenlerden esinlenme. Yani bir anlamda milliyetçiliklere vurgu yapıyor. Hudson aslında 4 ana kategoriye ayırmış sistemini. Bir defa ilk dönem Sasaniler ve son Sasaniler ilk halifelik dönemi 692'ye kadar Abdullah bin Zübeyr'in öldürüldüğü ve iç fitnenin bittiği döneme kadar bir tasnif yapmış. Yüksek halifelik dönemi diyor buna aslında. Doğuştan 945'e kadar Abbas halifeliğinin çöktüğü yıla kadar bir tarih verir. 945 yılından 1500 yılına kadar Orta İslami dönem der. Bunu da ikiye ayırır. Erken Orta İslami dönem, geç Orta İslami dönem der. Çok güzel açıklamaları var aslında. Hasan'ın tasnifini ciddi okumamız gerekiyor. Üçüncü olarak ikinci filizlenme Barut İmparatorlukları çağıdır der. Dördüncü olarak da modern teknik çağ der. Aslında söylenecek çok şeyler var. Sadece iskeleti tanımlıyorum. Benim de kendime göre henüz yayınlamadığım İslam Medeniyetinin Biyografisi adlı sadece 100 adet bastırıp profesörlük dosyasında kullandığım bir çalışmam vardı. Üzerinde hala çalışıyorum. Bana göre Fetihler ve Teşekkül Devri ilk dönem vahyin inişiyle başlar, Abbasi ihtilaliyle biter. Oraya yanlış yazmışım. Onu unutun. 15. asır 3 büyük Türk devletini 3. şıkkın altına koymak gerekiyor. Klasik İslam medeniyeti 750-1258 Moğol istilasına kadar. 1258-1800 arası bürokratik Barut İmparatorlukları çağı. Bu biraz şeyin de ifadesi, Hasan'ın da ifadesi. Son dönem 1800'lerden günümüze kadar gelen dönemi de sömürgeleşme ve bunalım çağı diyoruz. Elbette bu bir taslak, üzerinde konuşmamız gerekiyor. Belki bir çalıştay yapmamız gerekiyor ama bu konuyu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Bu konuyu çözmediğimiz müddetçe kesinlikle bir tarih bilinci oluşturamazsınız. Avrupalıların ürettikleri kategoriler üzerinden kendi tarihini okursanız parçalanmış, kırık dökük bir aynadan kendinizi görmenize benzer bir manzarayla karşılaşırsınız. O bakımdan bu devirler meselesini, bu iskelet meselesini
bizlerin mutlaka çözmesi lazım. Aksi takdirde, mesela burada baktığınız zaman İslam'ın dünya tarihindeki rolü hiç yoktur, biliyor musunuz? Halbuki dünya tarihinde özellikle Hazreti Peygamber'den sonraki dönemde ilk İslam fetihleriyle beraber 6. ve 7. yüzyıl dünya tarihi yeniden yapılandı ve bugüne kadar da devam etti. Ama siz Batı merkezli bir tasnifi esas alırsanız İslam'ın dünya tarihindeki rolünü göremezsiniz. Osmanlıların dünya tarihindeki rolünü göremezsiniz. Müslüman medeniyetinin ortaya çıkardığı bilim, düşünce, felsefe, kurumların insanlığın bu kadar bu zamana gelişindeki olumlu etkilerini göremezsiniz. Şu son karede ne belki dikkatinizi çekmiştir bunlar nedir diye. Bana kalırsa akademik çalışma metotlarımızı biraz değiştirerek yeni metotlar geliştirmeliyiz. Bir defa medeniyet temelli yaklaşımlarla bunlara yaklaşmalıyız. Kavramların ve kurumların tarihsel semantik gelişimlerini haritalandırmamız gerekiyor. Tamam. Soru cevap verecek misiniz? Peki. O zaman bu konuları konuşuruz. Teşekkür ederim. Mustafa Demirci hocamıza biz de çok teşekkür ederiz. Çok önemli bir konuya yeni bir teklifle yaklaştığı için ayrıca teşekkür ederiz. Tanpınar'ı andığınız için ben de Tanpınar'dan Sakarya Adama Enstitüsü'nden mübareği anımsatmak isterim. Mübarek bildiğiniz gibi geçmiş zamanı, dönüşmüş zamanı temsil ediyor. Bozulmuş bir saattir, orada sürekli durur, bir türlü tamir edilemez. Evin bir köşesindedir, görürüz onu ama tamir edemeyiz. Hiçbir işimize yaramıyordur. Mustafa Hocam'ın dikkat çektiği belki biraz mübareğin durumunu anımsatıyor bize. Bizim medeniyetimizin saati orada ama maalesef kullanamıyoruz. Evet, şimdi 10 dakikalık soru cevap kısmı var. Eminim çok sorularınız vardır. Evet, Ahmet Karakaya, Medeniyet Elif Bakanlısı'ndan çok teşekkür ediyorum yani sorumlu hocaya. Özellikle daha doğrusu Malik'in neviyle konuşmaya başladığınız için, o güzel insanı bize hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Hemen bir şey söyleyeyim. Bana ilk davet geldiği zaman Karodi, Ahmet bin Bella ve Malik bin Nebi'yi de ekleseniz iyi olur demişti. Benim sorum konuşmanızdaki bu zaman mefhumuyla ilgili olacak yani bu tasdiklerden ziyade. Mikrofonu uzatabilir miyiz? Bu zaman mefhumuyla ilgili olacak. Daha doğrusu ben en son söylemem gereken şeyi ilk başta söyleyerek sorumu sorayım. Konuşurken, yani bunu kendime biraz fazla sorduğum için söyleyeyim. Biraz fazla mı romantik bir bakış açısına sahipsiniz? Ben bunu birkaç sefer kendi kendime sordum. Şu kanaat hasıl oldu bende açıkçası. Bir taraftan bir Bağdat'tan ya da Basra'dan İstanbul'a gelmenin haftalar, aylar aldığı bir süreçte, bir devirde oluşan bir zaman mefhumu var. Bir taraftan da bu 2013 yılında işte bir akademisyenin sabah 9'da İstanbul'da derse girip de işte akşam gayet rahat bir şekilde Amerika'da derse girdiği, hatta ertesi gün tekrar dönüp bir Orta Doğu ülkesinde tekrar konferanslara katıldığı bir devir var artık. Ya bu çok kültürlük dediğimiz bu olgu bence sadece sınırları ortadan kaldırmadı. Aynı zamanda bu zaman mefhumunu da aynen sınırları yaptığı gibi bu zamanı da artık biraz daha önemsizleştirdi demeyeyim de sınırları yaptığı muamelenin aynısını zamanı da yaptı, onu da biraz ortadan kaldırmaya başladı. Bu manada acaba hani tekrardan bir hani medeniyet zaman ilişkisinde tekrardan bir zaman mefhumunun oluşması için tekrardan bu İslam medeniyeti temelli bu zaman mefhumuna dönmek ne kadar faydalı olur açıkçası bu 21. yüzyılda benim çok ciddi soru işaretlerim var. Bir ikincisi de acaba ya bu biraz fazla provokatif bir soru olabilir kusura bakmayın lütfen ama bunun bir adım ötesi de acaba zamanı kutsallaştırmak mıdır? Çok teşekkür ediyorum. Bir defa sizin bahsettiğiniz problem modern zamanlarda zamanın hızlanması ve zamanın verimli kullanılmasıyla alakalı. Aslında Malik bin Nebi'nin esas problemi odur. Yani Batı'da insanlar zamanı o kadar verimli ve doğru dakik kullanıyor ki bizde zaman ucuz harcanan bir şeydir. Biz kendi kişisel hayatımdan bir şey anlatayım. Malik bin Nebi'yi okuduktan sonra bunun ne kadar anlamlı olduğunu o zaman idrak etmiştim. 2 yıl önce Almanya'da bir belgesel için 20 gün kaldık. 20 gün boyunca hiçbir programımız aksamadı. Elimize hızlı tren bileti veriyorlar. Diyor ki 0,003
Ve o dakikada geliyor ve biniyorsunuz, gidiyorsunuz. Zamanınızı programlıyorsunuz. Varacağınız yeri verin. 8.17 demiş ve o saatte varıyorsunuz. Hayatı böyle ayarlamışlar. Türkiye'ye dönerken orada arkadaşlar dediler ki Antalya'dan Konya'ya geçeceğim. Ya dediler gece vakti orada zorluk çekersiniz. Minibüsçüler var, onlarla gidin, sizi alsınlar, götürsünler. 11.20 gibi Antalya Havalimanı'na indim. Baktım elimde ismi olan bir vatandaş beni götürdü, bir minibüse aldı. Hocam dedi arkadan iki tane yolcumuz daha gelecek, onu da alalım dediler. Bir de mübarek de bir gün beni havalanın dışına bir karaca götürdüler. Orada siz dediler burada biraz istirahatın bir saat sonra geliriz dediler. İkiye doğru geldiler gece. Geldiler beni aldılar tekrar havalanına. Bir uçaktan bir yolcu, bir uçaktan bir yolcu derken sabahın 4.30-5'i oldu, yola çıktık. Güler misin, ağlar mısın, söver misin? Konya bölgesinde 2. Abdülhamit Han zamanında bu hızlı tren yolları döşeniyormuş. Konya'nın yakınında Kaşın Hanı diye bir kasaba var. Orada Almanlar çalışıyor, tren yolu döşüyorlar. Tabii mesaiyle geliyorlar, mesaiyle gidiyorlar. O köyden de bir tane hacı ağa, başında güzel sarılı, önüne çok affedersiniz iki tane danayı katıyor. Almanların çalıştığı bölgeye salıyor onları. Bir söğüt ağacının dibinde akşama kadar namaz kılıyor, abdest alıyor, yatıyor. Bir gün merak etmiş, gitmiş demiş ki, siz ne yapıyorsunuz? Biz demiş buraya tren döşüyoruz. Nedir o? Bu diyor gördüğünüz demir raylar var ya, bunun üzerinden bir araç geçecek. Adana'ya kaç günde varırsın? Bir haftada. 4 saatte varacaksın demiş Alman. Hatıratında anlatıyor bunu. Bu da bilge bir edayla kafasını sallamış. O da merak etmiş bu niye böyle bilge bir edayla kafasını salladı diye. Ne anladın demiş, niye öyle kafasını salladın? O alet çalıştığı zaman uyumak için daha çok zamanımız olacak demiş. Bizim çözmemiz gereken en önemli problemlerden bir tanesi bu. Zaman meselesi. O zamanın hızlanması ve zamanı doğru kullanmak meselesi. Biz onu sadece bir metafizik, bir ibadet boyutuyla düşünürüz ama her boyutuyla düşünmek gerekiyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı? Anlatınca bu konu üzerinde düşündüm. Yani böyle şey olarak değil de tarihte okumalarında mesela bazı tasnifler yaptım. Şimdi şey yaparken hatırıma geldi böyle. İşte kuruluş dönemi dedi bir medeniyet için. İlmi dönem, ideolojik dönem, mekanik dönem, çürüyüş dönemi. Mesela siz şeyi anlatırken şimdi... İşte zamanın böyle planlanmış olmasını arkadaş anlatırken zaman şey yap, yani mekanik dönem hatırıma geldi. Mekanik dönem. Arkasından çürüyüş dönemi geliyor. Batı medeniyetine uygularsak bunu, şu anda mesela Batı medeniyeti mekanik dönemin ardından çürüyor gibi geliyor bana. Yani Ali Şeriatî'nin bir cümleyi daha söyleyeceğim. Ali Şeriatî'nin böyle şeyi anlatırken, Fransa'da bir fabrikada ki işçiyi anlatırken, Charles Chaplin'den de örnekler alarak yapıyordu onu. O yaşam tarzı adamı tamamıyla robotlaştırmıştı diyor. Öze dönüşte anlatır onları. Yani. Evet, evet, evet. Yani bunu paylaştım. Yani ben sanki mekanik dönem gibi bir dönemi yaşarsak sonucu çürüyüş olacak gibi geliyor bana. Yani bize vakit bırakması lazım. Evet. Yani çok bu kadar mekanik... Şimdi efendim, tabii benim buradaki gündeme getireceğim konulardan bir tanesi de odur aslında. İslam medeniyetini aslında bir öncelikli olarak mevcut tarih felsefelerinin ışığında bir okumamız gerekiyor. Yani kabul edelim, kabul etmeyelim. İhtiyat paylarını her zaman göz önünde bulundurarak Toynbee ne diyor, Spengler ne diyor, Alfred Weber ne diyor ve çok sayıda özellikle Rus tarih felsefecilerini biz biliyoruz. Bilmiyoruz, Bardayev diye birisi var. Onları bir okumamız gerekiyor. Onlar umumiyetle medeniyetlerin yükseliş ve çöküşlerinin belirtileri üzerine çok kafa yormuşlar. Ciltlerce kitap yazmışlar. Bizler maalesef İslam medeniyetinin yükseliş belirtileri nedir, çöküş belirtileri nedir? Hangi aşamada, nereden nereye geçiyor? Ben işin doğrusu sadece iskeleti verdim.
muhtevaya girmedim ama siz benimle muhtevayı tartışıyorsunuz. Ben daha bir şey demedim, sadece başlıkları gösterdim. O bakımdan Lütfi Bey burada mı sayar? Sunar, pardon Lütfi Sunar. Bana kalırsa bunu bir çalıştay halinde tartışmamız gerekiyor. Yani ben bir kafamdan geçen, şu ana kadarki algılarımdan hareketle acaba böyle olabilir mi? Mesela bürokratik barut imparatorlukları kavramını kendi içime sinerek koyamıyorum. 13. 16. yüzyıllar arası çok az bildiğimiz yüzyıllar bu dönemin 3 özelliği dikkat çeker. 1. İslam dünyası o zamana kadarki toprak alanını 2 kat büyütmüştür. Hiçbirimiz bilmeyiz bunu. Güney Asya'da, Orta Afrika'da, Balkanlar'da ve steplerde. Toprak bakımından 3 kat büyümüştür İslam dünyası. İkincisi, bu dönemlerde bu ara çok tartışıyoruz bu konuları. Bu şerh ve haşiye konularını nereye koyacağız? Bu ikinci bir İslam dünyası açısından bir ikinci klasik dönem mi? Yoksa Malik bin Nebi'nin dediği gibi bir geviş getirme mi? Anlatabildim mi? O bakımdan bütün bu devirler üzerinde muhteva bakımından kafa yormamız lazım. Medeniyetler biraz mevsimlere benzer. Doğar, doğar, ondan sonra belli bir aşamaya gelir, çiçek açar, daha sonra meyve verir. Zaman içerisinde yaşlanma belirtileri görünür. Ama böyle zannetmeyin, medeniyetler ölmez. Mesela Pritrim Sorokin diyor ki medeniyetlerin öldüğüne rastlanmamıştır. Hiç fark etmeden reenkarnasyona uğrar, bir başka medeniyetin içerisinde hayatını devam ettirir der. Medeniyetlerin öyle ölümünün kuralları falan da yoktur. Hiç ummadığınız bir şekilde bir bakmışsınız. Son derece sağlıklı görünen bir medeniyet gitmiştir. Belki Batı medeniyetinin kaderi öyle olacak. Çok teşekkür ederim. Evet, varsa son bir soru daha alalım. Bu oturumumuzu kapatacağız. Evet, buyurun. Mikrofonu uzatabilir miyiz? Merhaba. Ben de bu üç kitaptan hadsını okudum. Hem İngilizce hem Türkçe, gerçekten 40 yaşında ölmüş birini rahmetle anıyorum. 47 çok, yaşında. Evet, 40 küsur yaşında. Zekadan hiç, çıldırmış ölmüş anladığım kadarıyla. Amerika dışına da hiç çıkmamış ve görmemiş. Nasıl olup da yazdığına ben hala çok şaşkınım yani o kişiyi. Benim söylemek istediğim de buydu zaten. Acaba bir yere gitmek ve gitmemek. Ben 10 tane ülke gördüm. Bunlardan Fas'ı 3 yıl evvel gördüm. 2 ay evvel de Nepal ve Hindistan'a gittim. Kuzey Hindistan'ı gördüm. Sonra da Nepal'e geçtik. Şimdi Fas'a baktığımda uçak batıya gidiyor. Ben kendimi şöyle kurguluyorum. Ben hani Türk'üm ya, daha batılıyım falan, böyle Arap ülkesine bir yere gidiyorum. 5 saat batıya gittik. 5 saat ya, böyle hani dünyada dönüyor ya, dönerken daha şey oldu da. Dedim ki ben bayağı bir kendi kendimi sömürgeleştirmişim herhalde. Doğuya gidiyorum diyorum, resmen İspanya'ya doğru gidiyoruz, İspanya'nın karşısı. Fas'a gittik neyse. Tabii ilk kez Arapça konuşulan ama Fransızca bilmenin üstünlük olduğu, garsonun bile hava attığı, bizim nasıl olup da Fransızca bilmediğimiz hava falan gibi bir ülkeye düştük. Hindistan'da da şöyle bir şey oldu. Şimdi uzatabilirim de kısa keseyim. Asıl diyeceğim değil. Evet, biraz soruyu alabilirsek. Hindistan'da da Kuzey Hindistan'a gittik. Babir ve Moğol şeylerini geziyoruz. 5 tane şehir gördük. Çok uzun kalmadık. 10 gün kaldık da. Orada Babir ve Moğol şeylerini dolaşırken, şimdi insanlar bize şöyle, bir Türkiye falan diyoruz. Tabii halk zaten anlamıyordu. Hani böyle biraz daha aydınları falan. Direkt bizi onlar böyle yönetici İngiliz hanedanı, yönetici bir kadro gibi Türkleri telakki ediyorlar. Yani kafalarında biz onların o Babür Moğol şeyinin geleneğini şey yapan, biz şu an tamam karma bir ülkeyiz, Türk diye bir ırk falan yok ama onların bilinç altında biz böyle bir takım yöneten, gelip de o küçük küçük mahiracilikleri, küçük olsun benim olsun diyen Hint kralcıklarının üstünde daha emperyal bir şeyin, onların bilinçaltını söylüyorum. Daha emperyal bir yönetim sisteminin bir şeyiz, bir kelimesiyiz. Yani Türk öyle bir şey orada. Şimdi şunu diyeceğim. Medeniyet tarihçiliğiyle uğraşan birisi kesinlikle bence, yani ben şahsen sosyoloğum, daha mevcut halkı görüp bir şey yazmayı tercih eden bir sosyoloğum. Ama tarihçi ne yapıyor? Tarihçi daha uzun dönem tarihçiliği yapmak, hele medeniyet tarihçiliği
longzure dedikleri o tarihçiliği gerektiren bir çalışma yapması gerekecek. O zaman o şeylerin orada Türk denilen varlık neyse, Moğol denilen varlık neyse, yani şunu demek istiyorum, ben Hint insanında dolaşırken Arapça kelimelerle bayağı anlaşabiliyorum. Ta Allah'ın Fas'ında da anlaşabiliyorum. Bu nasıl medeniyettir ki? Ta İspanya'nın bir ucundan kalkmış, Himalaya dağlarını gördük, Nepal'e geçtik, yine de hala anlaşabildiğim kelimeler vardı. Sorunuz? Sorum şu, yani ben şahsen medeniyet tarihçiliğinin görmesi de gerektiğini düşünüyorum o tarihi şeyin. Ha şunu diyeceğim, benim bu mesela Gezi'den döndüğümde Beatles'ı çok severim ben, müzik çok severim. Beatles'a hayranlığım çok azaldı. İngiliz çayının İngiliz çayı olmadığını, pekala Hint masala çayı olduğunu öğrendim. Ve bütün bunlardan da anladım ki detaylar benim için şahsen bir şeyi anlamada, yani medeniyet tarihçisi için de onu öneriyorum. Detaylar çok küçük, onları hiç ilgilendirmeyen detaylar oraya gittiğinde onu yazımını değiştirecektir. O yüzden Hudson gibi Amerika'da oturup yazacaksa çok fazla eline detay gelmesi lazım. Yalnız siz konuşmanızla benim kafamda bir sürü konunun kapağını açtınız. Yani şimdi o kadar konunun kapağını açtınız ki bunlar için hususi konuşmamız lazım. Ama bir şey söylemem gerekiyor. Sorunuzun esası Hudson nasıl yazdı diyorsunuz. Bir defa Hudson'ı biz Türkiye'de tam okuyamadık. Ben doktora öğrencilerimle doktora dersini de bu kitabı okuyalım dedim. Doktora öğrencilerim anlayamadı. Onu söylemem lazım. Bir ikincisi o kitabı Türkiye'de yazabilecek çapta bir o düzeyde bir bilim adamını olabileceği henüz görmüyorum. İkincisi, üçüncü noktada Hudson o kitabı gezmemiş ama çalıştığı üniversitenin Dünya Tarihi Araştırmalar Merkezi'nin direktörü o iken yazmış. Ve tartıştığı, görüştüğü adamlara baktığınız zaman bugünkü sosyal bilimlerin temelini atan insanlar bunlar o dönemde. Dolayısıyla öyle bir merkezden yazıyor. Bir defa dünyaya kendi bulunduğu ülkeden bakmıyor, uzaydan bakıyor. Çok ilginçtir Hudson'ın en dikkat çeken tarafları. Az önce bir cümleyle temas ettiğim, geçtiğim bir problemi çözüyor aslında. Bir medeniyeti tasnif ederken ve dönemlendirirken o medeniyeti tanımlayabilecek bir terminoloji geliştiriyor. Mesela ılıman ortak kuşak kavramı İslam medeniyetine son derece uygun düşen bir kavramdır. Eksen çağı tabiri diyor. Eksen çağı. Bir takım tabirler kullanıyor. Dolayısıyla detaylarına girmek istemiyorum. Arkadaşlarım biraz da meraklarını tahrik için böyle detaylara girmek istemiyorum. O bakımdan Hudson öyle bir kişilik. Dünya Tarihi Araştırmalar Merkezi'nden dünyanın bütününe bakıyor ve bizler İslam dünyasında veya Türk dünyasında çalışan insanlar kendi küçük dünyamızdan bakıyoruz. O ise bağlantıları da görüyor. Batıyla bağlantılar, doğuyla bağlantılar. Ha bütün bunları yapan Hudson bütün bu tarihe bakarken Marksist bir perspektiften bu tarihi anlamaya çalışıyor. Öyle de bir kaydımız var. O bakımda ama Hudson okumak gerekiyor, dikkat almak gerekiyor. Ortaya koyduğu iddialar tartışmamız gerekiyor. Mesela çok ilginç bir tespiti vardır onun. 18. yüzyılın ortasında diyor, dünya bir grup uzaylı gelseydi ve dünya üzerindeki kültürler, medeniyetler, halklar üzerine bir rapor hazırlamaları gerekseydi geldikleri gezegene yönelik, ki böyle bir bakış açısı bile nereden baktığını gösterir, kesinlikle şöyle bir cümle kurarlardı diyor. Bu diyor dünya dediğimiz gezegen üzerinde Müslümanlar denen bir halk var. Dini grup var. Bunlar dünyanın en aktif ve en dinamik unsurları. En büyük devletler onlar kurmuşlar. Ticaret onların elinde. Daha eğitimliler. Eğer bu süreç devam ederse önümüzdeki 50 yıl içerisinde dünya gezegeni bunların tamamen tekelinin altına girecek diye bir cümleyi kesin kurarlardı. Ama diyor ne olduysa 18. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa'daki bir takım gelişmeler dünyanın kaderini değiştirdi. İslam medeniyeti kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan bir zaaftan dolayı çökmedi ve gerilemedi. Bu diyor bir iktisat yasasıyla izah edilebilir. Bir tüccar düşünün diyor bir malı alıp satıyor ama iyi para kazanıyor ve başka bir mal alıp satmaya da ihtiyaç hissetmiyor. Fakat diyor o mala rakip olacak piyasaya yeni bir mal girdi diyor. Onun pabucunu attı. Bitiriyorum zaten. Onun diyor malının pabucunu dama attı ve iflas ettirdi. İslam dünyası diyor tarım çağı yapılarına göre kurumsal yapısını kurmuş. Ona göre devam ediyordu.
sanayi devrimiyle insanlık yeni bir çağa girince, dolayısıyla diyor Müslüman dünyanın diyor o tarımsal, tarım çağı şartlarına göre yapılanmış kurumları çöktü diyor. Bu diyor ancak bir iktisat yasasıyla izah edilir diyor. Tabi tartışılır. Sayın Başkan Müsamahan için ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Tebliğ süresi, artı soru süresi. Bir de artık dışarıda soru soracağız hocam size. Anca halledebileceğiz. Peki çok teşekkür ederiz konuşmacılarımıza ve siz değerli dinleyicilerimize katıldığınız için ayrıca. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Değerli misafirler, kıymetli konuklar. Plaketlerimiz var. Onları takdim edeceğiz. İlke Derneği'nden Ayhan Karahan Beyefendi'yi huzurunuza davet ediyoruz. Plaketlerimizi takdim edecekler. Evet, değerli misafirler, bir 10 dakikalık çay kahve molası vereceğiz ve ardından tekrar buradayız. Biraz sarkıttık programımızı, 10 dakika sonra buradayız.